Hobi Coach Eğitim kanalından ben Duygu Koçar. Bu kanalda sizlerle uzmanlık alanım olan konular üzerine videolar çekiyorum. Haberleşme protokollerinden birisi olan Canvas videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda Canvas nedir, Canvas neden kullanılır, Canvas hattının özellikleri nelerdir konularını basit ve sade bir şekilde öğreneceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Canvas protokolü nedir? Canvas protokolünü merak edip bu videoyu izliyorsanız bu alanda kendinize yapabileceğiniz en güzel yatırımlardan birini yapıyorsunuz demektir. Çünkü Canvas protokolü gerçekten öğrendiğiniz zaman fark yaratabileceğiniz bir protokoldür ve sizi kariyer anlamında aranan biri yapar. O zaman bu protokolün aslında ne olduğuna bir bakalım. Canvas, endüstride ismini sık sık duyabileceğiniz protokollerden birisidir. Özellikle araba endüstrisinde adeta bir devrim oluşturmuştur. Canvas protokolünün anlaşılır olabilmesi için biraz basitleştirelim. Arabanızın bir insan vücudu olduğunu hayal edin. CAN, insan vücudunun tüm bölümleri arasında iletişimi kolaylaştıran bir sinir sistemidir. Tek bir hat vardır ve bütün birimler bu hatta bağlıdır. Arabanızda ses sistemleri, gösterge panelleri, motor kontrol üniteleri gibi birimler bulunur. Bu birimlere terimsel olarak Electronic Control Units yani ECU ismi verilir. Bu birimler tıpkı merkezi sinir sistemi gibi tek bir hat üzerinden bağlanır. Aslında bu da Canvas veri yoludur. Bu hatta bağlı olan her bir birime node ismi verilir. Türkçesi düğümdür ancak bu şekilde çok karşınıza çıkmaz. O yüzden node olarak öğrenmeniz daha doğru olur. Canvas veri yoluna bağlı olan bu birimler kendi aralarında iletişim kurabilir. Açıkçası sistemi basitleştiren noktası da burasıdır. Çünkü her birim bir başka birimle haberleşmesi gerektiğinde bir veri yolu, kablo gerekir. Bu da arabada birbirinden bağımsız binlerce kablo yığını oluşturur. Bir araçta 70'e yakın ECU olduğunu düşündüğünüz zaman bu durum insanı dehşete düşürmeye yeter. Neyse ki Canvas ile bu problem sadece tek bir veri yolu ile çözülebiliyor. Haberleşme protokolleri standart olarak OSI layer üzerinde konumlandırılır. OSI katmanının ne olduğunu merak ediyorsanız detaylı bir açıklamayı video altındaki linklerden bulabilirsiniz. CAN ise OSI katmanından fiziksel ve data katmanlarında yer alır. Daha sonra ele alacağımız CANopen gibi protokoller daha üst katmanlarda konumlandırılır. Şekilde gördüğünüz gibi data link ve fiziksel katmanlar kırmızı renk ile gösterilmiştir. Canvas hattına transceiver'lar bağlıdır. Hat 120 ohm ile sonlandırılır. Master-slave ilişkisi yoktur. Tüm birimler tek bir hatta bağlıdır. Mesaj önceliğine bağlı bir iletim söz konusudur. Bunu biraz sonra açığa kavuşturacağız. Şimdi gelelim Canvas hattının özelliklerine. Canvas hattı, CAN High ve CAN Low ismi verilen birbirinin tersi olan sinyalden oluşur. İletişim iki veri yolu arasındaki voltaj farkına bağlıdır. Grafiği birlikte inceleyelim. CAN High ve CAN Low voltajları 2.5 volt olduğunda bu durum hattın idle olduğu anlamına gelir. Data transfer edilmeye başladığında CAN High hattı 3.75 volt seviyelerine yükselirken CAN Low 1.2 seviyelerine kadar düşer. Aradaki fark 2.5 seviyelerinde olmaktadır. Bu sayılar kesin bir sayı değildir. Kullandığınız transceiver'a göre değişiklik gösterebilir. Bunu birazdan daha net anlayacağız. Gelin burada karşılaştığımız bazı kavramları açığa kavuşturalım. Lojik 1 dediğimiz zaman aslında neyi ifade ediyoruz bunu açıklayalım. Şekilde gördüğünüz truth table'a baktığınızda Y sonucu hattın lojik seviyesini bize veriyor. Bir önceki grafikte idle durumunda her iki voltajın 2.5 volt olduğunu hatırlayın. Demek ki lojik 1 bizim için idle durumu ifade ediyor. Canvas'ta iki sinyal arası fark 0 volt olduğunda bu durum resesif olarak adlandırılır. Bir diğer durumda voltaj farkının 2.5 volt olduğu durumdur. Bu durum logic 0 olarak adlandırılırken Canvas için dominant state'i yani baskın durumu ifade eder. Şimdi Canvas sinyalini daha iyi anlayabilmek için single-ended ve diferansiyel sinyal arasındaki farklara bakalım. Single-ended sinyaller şekilde gösterildiği gibidir.
Bir osiloskopla baktığınız zaman single-ended sinyali bu şekilde görüntüler. Bunun bir UART sinyali olduğunu varsayalım. Belirli bir voltaj seviyesinin üzerinde bir altında 0 olarak referanslandığını düşünelim. Gürültünün etki etmesiyle referansa göre fark değişeceği için aslında 1 olan sinyal 0 iken 0 olan sinyal 1 olarak bozulabilir. Bu durum gürültünün mevcut olduğu koşullarda bu tip sinyal türünün kullanımını zorlaştırabilir. Diferansiyel sinyaller birbirinin tersi sinyaller olduğu için bu tarz gürültüler sinyaller arası farkın sabit kalmasını sağlayacağı için elektromanyetik gürültülü ortamlarda daha konforlu bir kullanım sağlar. Peki bu diferansiyel sinyaller nasıl elde edilir? Çünkü biliyoruz ki işlemci pinleri bizlere single-ended sinyaller sağlar. Gelin hep birlikte bu sinyallerin nasıl üretildiğine bakalım. Şekilde gördüğünüz gibi işlemcinin CAN TX ve CAN RX pinlerinden single-ended sinyal çıkar. Bu sinyal CAN bus hattında kullanılamaz. Bunun için transceiver kullanılır. Bu IC single-ended sinyali diferansiyel sinyale çevirir. Bu sinyal CAN bus hattında kullanılır. Şimdi kafanızda soru işareti olduğundan eminim. Nedir bu transceiver ve ne işe yarar? Örnek olması açısından model ismini verdiğim transceiver'ı inceleyelim. Bir MCU yani işlemci ile bağlantısı birebir şekildeki gibi olmalıdır. Driver ve receiver pinleri single-ended sinyal uçlarına bağlanır. Sonuç olarak CAN high ve CAN low sinyalleri elde edilir. Tam tersi de doğrudur. CAN high ve CAN low sinyalleri işlemcinin anlayabileceği single-ended sinyallere çevrilir. Bizim için adeta bir tercüman olur. Gördüğünüz gibi CAN high ve CAN low sinyalleri birbirinin tersidir. Aynı zamanda da hattın receiver uçlarından nasıl dinlendiğini de görebilirsiniz. Daha önce öğrendiğimiz bazı kavramları burada somutlaştıralım. Bunu yaparken ilgili transceiver'ın datasheet'ini kullanıyoruz. Bize verdiği bilgilere göre D 0 volt iken voltaj farkını hesapladığımızda 2.05 buluyoruz. Önceki kısımlardan hatırlayacağınız üzere bu bizim için dominant state anlamına geliyordu. Bir diğer şekliyle de D eşittir 3 volt olduğu durumda 2 voltajın da 2.3 volt olduğunu görüyoruz. İki hat arasındaki farkın 0 volt olduğuna dikkat edin. Bu durumda bize resesif sonucunu veriyor. Burada önemli olan noktayı bir tablo ile özetledik. Siz de bu tabloyu kaydedip daha sonra kullanabilirsiniz. Özellikle CAN high ve CAN low sinyallerinin hangi durumda dominant, hangi durumda resesif olduğu çok önemlidir. Ambas için master slave ilişkisi yok demiştik. Peki mesajlar neye göre önceliklendiriliyor? Bu sorunun cevabını arayalım. CAN bus mesaj adresi 11 bitlik bir bilgiden oluşur. CAN bus mesaj yapısını bir sonraki videoda detaylı olarak anlatacağız. Fakat burada mesaj önceliği için mesaj adresini kullandığımızı bilmemiz önemli. CAN bus'ta mesaj ID'si küçük olan daha önceliklidir. Bu önceliklendirmenin hatta nasıl gerçekleştiğini gelin hep birlikte gözlemleyelim. Burada örnek aldığımız sinyalin CAN low sinyali olduğunu unutmayalım ve şimdi animasyonumuza geçelim. Burada 3 adet nodumuz var. Her birinin identifier'ı yani mesaj ID'si gösterildiği gibi. Bir önceki kısımdan biliyoruz ki mesaj ID'si küçük olan öncelik kazanır. Burada en küçük ID'nin 3 numaralı nod olduğunu görebiliyoruz. Fakat bunun tespiti hatta nasıl yapılıyor? Hattın aslında receiver inputundan dinlendiğini daha önce de anlatmıştık. Transceiver'ın uçlarından bu mesajlar dinleniyor. Bu zamana kadar öğrendiğimiz dominant ve resesif kavramları burada anlam kazanıyor. CAN low hattını inceleyeceğimiz için bu grafikteki CAN low kısmında hangi durumların hatta baskın olduğu yani dominant olduğunu inceleyin ve animasyonumuza geçelim. Burada CAN bus frame'inin identifier kısmını görüyorsunuz. CAN bus mesajları start of frame ile başlar ve her zaman dominanttır. Bunun bir CAN low mesajı olduğunu unutmayın. Köşedeki tablodan dataların ilerleyişini kontrol edebilirsiniz. Most significant bitten yani 11. bitten başlayarak kontrol etmeye başlayalım. CAN low sinyalini incelediğimiz için tabloyu hatırlayalım. Datanın 0 olduğu durumlarda dominant olduğunu unutmayın. Burada datanın 0 olması 1 olması durumuna baskın gelecek. Bütün nodlar hatta sıfır datasını yolladığı için baskın gelen bir durum oluşmuyor.
Sırada 9. bit var. 9. bit tüm nodlar tarafından bir yollanıyor. Hatırlayacağımız üzere bir datası resesifi ifade eder. Fakat burada yine dominant gelen bir bit olmadığı için üstün gelen not olmuyor. 8. data tüm nodlar tarafından dominant olarak gönderiliyor. Şu ana kadar öncelik kazanan bir nodumuz olmadı. Devam edelim. Sıradaki durumda önceliği kaybeden bir nodumuz var artık. Nod 1 hatta bir datasını yollayarak diğer durumlara karşı mesaj önceliğini kaybedip listen only durumuna geçiyor. Bu mesaj hatta yok olmuyor, sadece sırasını bekliyor. Şimdi 2. ve 3. not arasındaki mesaj önceliğini belirlememiz gerekiyor. Her ikisi de 5. bitte bir yolladığı için yine öncelik kazanan olmuyor. 4. bitte mesaj önceliğini nod 3 kazanıyor. Gördüğünüz gibi hatta dominant bit yollayarak mesaj önceliğini hak kazanıyor. Bu durumda nod 2 listen only moduna geçiyor. Nod 3 mesajını gönderdikten sonra yine aynı öncelik sıralaması gibi listen only olan nod 1 ve nod 2 mesajlarını gönderebilecekler. Bu videomuzda sizlerle Canvas nedir, Canvas hattının özellikleri nelerdir ve Canvas mesaj önceliği nasıl belirlenir konularında güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda Canvas mesaj yapısını inceleyeceğiz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere.